Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. El alametu. Ne okuyorduk Yasin? Az önce ne dedin? Adayı hükümler okuyorduk Selam, evet. Okuyorduk değil mi? İşte ne okuduk? Şartı okuduk. İllet, sebep, şart okuduk. Evet. Şart, sebep, alamet. Bir de mani gelecek. Evet. Alamet nedir arkadaşlar? Alamet et-tarifu. Tarifi huve el vasful haricu levi yu'rafu bihi el hukmu. Yani hükmün kendisiyle bilindiği ve hükmün haricinden olan bir vasıftır arkadaşlar. Şerhu tarifi, bunu biraz daha açalım. İnnel alamete, alamet la alakate leha bil hukmi. Onun hükümle bir alakası yok arkadaşlar. İlla ancak şu kadar. Ennel hukme la yu'rafu illa biha. Ancak hüküm bu alametle bilinir. Ama et-te'firu fi vücudil hukmi, ama hükmün mevcudiyetindeki tesirine gelince, ev fi vücubihi veya hükmün vacip olmasındaki tesirine gelince, ev tevakkuful hukmi veyahut da hükmün ona bağlı olması hususunda, فَكُلُّ ذَٰلِكَ لَيْسَ مِنْ خَوَاسِهِ. Bunlar alametin özelliklerinden değiller arkadaşlar. حُكْمُهُ. Peki alametin hükmü nedir? وَجَرَيَانُ الْحُكْمِ اَلَّذ۪ي جُعُلَ ذَٰلِكَ الْوَصْفُ عَلَامَةً لِوُجُودِهِ. Yani eğer bu alamet varsa arkadaşlar, bu hükmün ne olmasıdır? Cari icra edilmesidir. El emsiletu, örneklere geçelim arkadaşlar. Alamatul evkatil khamseti elleti hiye esbabun li vücubi salati. Namazın farz olmasının sebepleri nelerdir arkadaşlar? İşte bu namaz vakitlerinin, yani namaz vakitleri namazın farz olmasının alametleridir. Eğer vakitler olduysa namazı da icra edeceğiz arkadaşlar. Peki. B. El-ihsanu li-vücubir recmi ale-zani. Yani eğer zina eden kişi de aranan şartlar mevcutsa, o zaman recim hükmünü icra edeceğiz arkadaşlar. Vel-ihsanu, ihsan nedir? Fi babi zina, burada tabi huve ezzani akilen, yani zina eden kişinin akil olmasıdır. Baligen, buluğ çağında olmasıdır. Hurren, hür olmasıdır. Müslümen, Müslüman olmasıdır. Nakihan, sahihan, sahih bir nikahla evlilik madduhul geçirmiş olması gerekiyor. Tabi şahitler olması gerekiyor arkadaşlar. 4 tane artı bile zina eden erkekle bayanın veyahut da ikisinden birinin itiraf etmesi gerekiyor suçunu. Suçunu itiraf etmezlerse, kabul etmezlerse, bu şartlar olsa da, bu alametler olsa da ne olmaz Yasin? Hüküm icra edilmez. Evet. Had uygulanmaz. O zaman kazfe döner değil mi Seyda? Diğer taraf için. Yani bunları tabii zinayla yani, itham edenler için. Evet. Peki. El-mani'u. Peki mani nedir arkadaşlar? El-tarifu huvel vasful haricu ellezi yemnau el-hukme an vücudihi. Bu da mani arkadaşlar, yine hükmün dışında bir vasıftır. Bu mani olduğu sürece o hüküm ne olamaz? Mevcut olamaz. Şerhu tarifi, tarifin şerhi. El muradu bil men'i, menden maksat enne vücude zâlikel vasfi, bu vasfın mevcut olması yu'effiru fi ademil hukmi, hükmün olmamasında tesir ediyor. Seon kâne zâlikel hukmu vad'iyyen ev teklifiyyen. Hüküm vad'i de olabilir, teklifi de olabilir ki meseleti gelecek ileride.
ولكن لا يلزم لعدم ذلك الوصف وجود الحكم أو وجود الحكم أو عدمه değil mi? Evet. Yani bu vasfın olmaması hükmün vücuduna ne değildir? Engel değildir. Yani bu mani varsa hüküm yoktur. Ama eğer mani yoksa hüküm de yoktur diyemeyiz yani, değil mi? Yani onun yokluğu, bunun varlığını, yani hükmün varlığını veya yokluğunu gerektirmiyor. Evet. Sadece varlığı, yokluğunu gerektiriyor. Evet. El hukmu, peki hükmü nedir? Ademu vücudil hukmi, hükmün olmaması. Ellezî yeteallakû bil vasfil mezkûri, bu zikredilen vasıf, vasfa taalluk eden, bu zikredilen, yukarıda belirtilen, o men eden vasıf eğer varsa hüküm yoktur diye kabul edeceğiz. El-aksamu el-mani ve lehu kısmani esasi yani. Arkadaşlar, mani'nin iki tane esas, temel iki tane kısmı vardır. Mani'un an hukmin vad'iyyin, yani vad'i hükümden men eden mani vardır. Mani'un an hukmin teklifiyin veya teklifi hükümden men eden mani vardır. El mani'u an hukmil vad'iyyi, vad'i hükümden men eden mani, tarifi, tarifi nedir? Huve ma, o öyle bir şeydir ki yemna'u, men ediyor an vücudi hukmin vad'iyyin, vad'i hükmün mevcut olmasını men ediyor. Suveruhu erba'atun, dört türlü değerlendiriliyor. Dört türlü sureti vardır. Mani'un an in ikadil illeti, illetin oluşmasını ne yapıyor, men ediyor. Yani değil mi? O engel varsa o illet de yoktur. Mani'un an tamamil illeti, illetin tamamını ne yapıyor? Tamamlanmasına desek Selam. İlletin tamamlanmasına mani oluyor. Yani normalde başta o illet var ama daha bitmeden, evet, yani, değil mi? Yani bir inikat var ama tamamlanamamış. O engel olduğundan dolayı tamamlanamıyor, yarıda kalıyor. Mani'un an tahakkuk bir sebebi, sebebin tahakkukunu men eden mani vardır. Mani'un an tamamil, tamami sebebi, sebebin tamamlayıcılık vasfını ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. El mani'u an in'ikadil illeti. Peki nedir bu arkadaşlar? Huve ma yemna'u el illete. İlleti men ediyor an in'ikadiha. Yani o illetin, o diyelim ki alışverişi bağla, değil mi? O illetin o alışverişi gerçekleştirmesinden ne yapıyor? İlleti men ediyor. Ey an seyruretiha illete şeyin. Yani onun bir şeyin illeti olmasını men ediyor. Kebe'il meyteti. Diyelim ki meytenin satışı. Değil mi? Evet. Evet. Fe inne mevtehu yemnehu in ikadel bey'i illeten lil milki. Çünkü onun ölü, laşe olması, o men edici olan o vasıf, buradaki bu laşenin işte satılıp birisinin mülk edinmesini ne yapıyor? Yani bey'in mülkiyete illet oluşuna engel, mani oluyor. Evet. لِأَنَّ الْمَبِعَ لَا بُدَّ اَنْ يَكُنَ مَالًا. Çünkü satılan malın ne olması gerekiyor? Mebi'in mal olması gerekiyor. وَالْمَيْتَةُ لَيْسَتْ بِمَالٍ. Halbuki meyte ne değildir? Mal değildir. Bir mal değildir. وَلِذَا bundan dolayı لَا يَنْعَقِدُ هَذَا الْبَيْعُ bu beyni olmaz. Evet. Gerçekleşmez. بَلْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْبُطْلَانِ bu
buna ne denir? Batıl bir alışveriştir. Dolayısıyla yani yok hükmünde. İfade etmez. Evet. El mani'u an tamamil illeti. Peki illetin tamamlayıcılık vasfını meneden engele gelince arkadaşlar maniye huve ve ma öyle bir şeydir ki yemna'u el illete an tamamiha ma ba'de in iqadiha ve seyruretiha illeten. Yani illet olmuş, in iqat gerçekleşmiş ama daha sonradan bir engel araya giriyor ve bunu iptal ediyor. Kebey-i malil gayri biduni izni men sahibuhu, değil mi? Min de okuyabilirsin. Min sahibihi. Tamam. Öyle oku. Zaten öyle okumamız lazım. Biduni iznin min sahibihi. Yani sahibi olma, sahibinin izni olmaksızın adamın malını satmışsın. Burada arkadaşlar yani bu alışverişin tamam olup olmaması artık nedir? Adama kalmıştır. Evet. Eğer adam izin vermezse bu iptal olur. Eğer adam izin verirse ancak bu alışveriş gerçekleşir. Fe inne hazel bey'e, bu alışveriş yen akidu, yani diyelim ki işte alıcı satıcı arasındaki anlaşmaya göre ne olur? Münakittir. Likevnil mebi'i malen. Çünkü buradaki satılan şey maldır. Velakin la yetim. Ancak ne olmamıştır? Tam. Evet, tamamlanmamıştır. Liennel malel değil mi? Liennel malel mebi'a fihi, buradaki satılan mal leyse fi milkil bai'i, bai'in malı değildir. Ve la lehu iznun bidâke min malikihi, artı o malın maliki tarafından bayiye bir izin de verilmemiştir. Vel bey'u biduni, evet, biduni iznil maliki la yetimmu ve la yenfuzu. Malikin izni olmaksızın da alışveriş tamamlanmaz. Bir de nafiz olmaz. Yani yürürlüğe girmez yani. Fe ademu iznil maliki, malikin izninin olmaması yemna'u hadel bey'a an tamamihi. Yani alışverişin tamamlanmasına engel olmuş oluyor. El mani'u an tahakkuku sebebi. Peki sebebin tahakkukundan men eden şey nedir? Huve ma yemna'u an tesebbubi emrin li hukmin. Yani bir emrin bir hükme sebep olmasını ne yapıyor? Men ediyor. Kennisabi, değil mi? Nisap miktarı. Finnehu sebebun li vücubi zekati. Yani bir kişinin nisap miktarı kadar malı bulunması üzerine zekatın farz olmasına sebeptir. Velakinne deyne yemna'u sebebiyyetehu hâzihi. Yani ancak adamın bir borcu olması bu nisap miktarı kadar malın elinde olmasının zekatını ne yapıyor? Evet, ona sebep olmasına mani oluyor. Evet. İza kâne eddeynu muhiten bi cemî'il mâli ev bi ba'dihi. Eğer o borç malın tamamını kapsarsa veya işte zekat verilecek o nisap miktarından onu aşağı düşürecek kadar bir kısmını kapsarsam. Bihaysu innel bakiye la yebluğu meblağa nisabi. Geri kalan kısım nisap miktarı kadar olmayacak olursa o nisap miktarı kadar malın olması zekata sebep olmaz arkadaşlar. El mani'u an tamami sebebi. Peki sebepten sebep olmasının
tam bir sebep olmasını, yani tamamlayıcı bir sebep olmasını men eden şeye gelince huve ma yemnau es sebebe. Sebebi men ediyor an tamamihi. Tamamlayıcı olmasına, tamamından artık nasıl mana verirsen Yasin. Bade vücudi ama. Yani önce sebep oluyor. Daha sonra onu ne yapıyor? Sebep evet. olmaktan çıkarıyor. Çıkarıyor. Kehila değil mi? Kehelaki nisabi zekati kable tamamil havli. Diyelim ki adamın nisab miktarı kadar malı vardı ancak daha bir yıl üzerinden geçmeden malı helak oldu. Veya bir kısmı helak oldu. Artık nisab miktarı olmaktan çıkmış oldu. فَاِنَّ هَلَاكَهُ يَمْنَوْا اَنْ تَمَامِ سَبَبِيَّتِ هَذَا النِّسَابِ لِوُجُوبِ الزَّكَاتِ. Artık malın tamamının helak olması veya bir kısmının helak olması zekata sebep, artık zekata ne değildir? Sebep değildir. Onu sebep olmaktan devre dışı kalmıştır. El mani'u anil hukmi teklifi. Peki teklifi hükümden men eden maniye gelince arkadaşlar et tarifu huve ma, o öyle bir şeydir ki yemna'u hukmen teklifiyen. Teklifi hükmü men ediyor. Neden? An vücudihi ve terettübihi. Yani mevcut olması artı işte o hükmün terettübünü ne yapıyor? Mani oluyor. Ma men oluyor. Bir şey men ediyor veyahut da mani oluyor. Aksamu selasetun, burada da üç kısım vardır. Mani'un an iptidail hukmi. Yani hükmün iptidasını men ediyor. Mani'un an tamamil hukmi. Hükmün tam olmasını, yani başta ne olmuyor? Devreye girmiyor da sonradan devreye giriyor. Mani'un an devamil hukmi. Bir de hükmün devamını engelliyor. El mani'u an ibtida'il hukmi. Hükmün ibtidasından men eden şey huve ma, o öyle bir şeydir ki yemna'u an terettübül hukmi. Hükmün terettübünü neyin üzerine? Ale sebebihi ve ale illetihi ma'a vücudihime. Yani illet var, sebep de var ama hükmün o illet ve sebep üzerine terettüp etmesini ne yapıyor? Engelliyor. Kel bey'i bi şartil hıyar. Mesela diyelim ki bir şeyi satıyorsunuz ama muhayyerlik şartını ileri sürüyorsunuz. Fe innel hıyare yemnau an hukmi hazel bey'i. Çünkü bu muhayyerlik hakkı bu alışverişin hükmünü ne yapıyor? Engelliyor ki ve huve terettübül mülki aleyhi. Adam normalde bu alışverişten sonra mülkiyet hakkı terettüp etmesi gerekiyordu. Ona engel oldu. El mani'u an tamamil hukmi. Peki hükmün tamam olmasını engelleyen maniye gelince huve ma yemna'u el hukme. Hükmü men ediyor an tamamihi. Tam olmasından men ediyor. Ba'de vücudihi ve terettübihi ala sebebihi ve illetihi. Burada sebep var, illet var. O sebep ve illet üzerine hüküm terettüp etmiş. Kel bey'i bi şartı hiyar-ı rü'ye. Mesela görme muhayyerliğiyle görme muhayyerliğine bağlanan alışveriş gibi arkadaşlar. Fe inne hiyar-ı rü'yeti, çünkü görme muhayyerliği o şart yemna'u hukme hazel bey'i, bu bey'in hükmünü men ediyor. Neden? An tamamihi, tamamlanmasından men ediyor. Ba'de vücudil bey'i, yani bey gerçekleştikten sonra ve in iqadihi, ve yine in iqad vücudul bey aynı şey arkadaşlar. Feliza, bundan dolayı yecuzu lil müşteri, müşteri için caizdir. El i'radu ba'de ru'yetil mebi'i, mebi'i gördükten sonra bu alışverişten i'raz edebilir, dönebilir. El mani'u an devamil hukmi. Peki hükmün devamından men eden engele gelince maniye huve ma yemna'u el hukme. Hükmü men ediyor. Neden? An devamihi, devamından ve lüzumihi, lazım olmasından
ba'de vücudihi ve tamamihi, o hüküm mevcut olduktan sonra, tam olduktan sonra ne gibi? Kelbey'i bi şart-ı hiyaril aybi. Yani bir alışveriş yapıyorsunuz, ayıp muhayyerliği şartını ileri koşuyorsunuz. Fe inne hâzel hiyâre yemne'u hukmel bey'i. Çünkü bu muhayyerlik bey'in hükmünü men ediyor. An lüzumihi, bu bey'in, normalde bey lazım. Lüzumu değil mi? İki taraftan da lazım bir akittir ama o ayıp muhayyerliği onu ne yapıyor? Men ediyor. Ba'de terettübihi ala illetihi ve ba'de tamamihi, illeti üzerine terettüp ettikten sonra, tamam olduktan sonra. Felizâ, bundan dolayı yecûzu feshu hâzel bey'i lil müşteri biduni rıda il bâi'i, yani bâi'in rızası olmaksızın eğer o mebide bir ayıp gördüğü zaman ne yapabilir? Feshedebilir. Feshedebilir arkadaşlar. Tamam.